İlimden Medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir İlimden Medeniyete programında daha sizlerle beraberiz. Bu programda birçok devlet adamlarımızı, devlet başkanlarımızı, onların alimlere hürmetini verdiğimiz gibi bazı alimlerin de hayatından kesitler veriyoruz. Yani ilme hizmet eden insanların nasıl meşakkatlere katlandıkları da görülsün istiyoruz. Bugün sizlere Fatih Sultan Mehmet Han devrinin büyük alimlerinden Hocazade Mustafa Efendi den sizlere bahsedeceğim. Hocazade Mustafa Efendi, babası Hoca Yusuf idi. Hoca, hem hocaydı babası, hem de ipek tüccarıydı. Böyle büyük bir ticaret işle uğraşana da hoca dendiği olurdu. Yani oradan da Hocazade'dir, babasının hocalığından da Hocazade'dir. Birkaç tane kardeşi vardı. 6-7 tane kardeşi vardı, erkek kardeşi. Ve babası bunlarla beraber Bursa'daki ipek ticaretinin büyük bir kısmını idare etmeye çalışıyordu. Fakat Mustafa Efendi veya Mustafa Çelebi hiçbir zaman bu işe yaraşmak istemiyordu. Derdi davası okumaktı. Babası neler yaptıysa onu ticarete ısındırmak için bir türlü başarılı olamadı. Ve içten içe de oğluna doğrusu kızıyordu. Bir güzel tezgah bırakıyorum. Hepsine birer tane dükkan, ipek ticarethanesi. Bu da ahmaklık ediyor işte, böyle ilim peşinde koşuyor diye kızıyordu. Küçük yaştan itibaren ticaretten gayet uzak bir hayatı vardı. Öncelikle İlim öğrenmeye başladı. Malum insana ilk okul sıralarında lazım olan bilgiler gibi ilk temel bilgileri dini ağırlıklı olarak almaya başladı. Babası bu ticaret işlerine uğraşmadığı için bu küçücük evladının haçlığını dahi kesti. Benim sözüme gelsin diye. İlla bunları bıraksın, ticaret işine dönsün diye. Mustafa Efendi ise ilim öğrenmenin daha kıymetli, daha şerefli olduğuna inanmıştı. Onun için de kardeşlerinden, babasından farklı bir yol tuttu. Babası da ısrarla onun tüccar olmasını istiyordu. Kardeşleri bolluk ve nimet içinde, Hocazade Mustafa Efendi ise yokluk ve sıkıntı içindeydi. Kitap alacak parası yoktu. Derste kitaptan öğrenilir. Evet, hocadan öğrenir ama hocada bir kitabın olması lazım. Kağıt, defter parası yoktu. Kalem parası yoktu. Sokaklardan kağıt toplardı. Kağıtları düzeltir, üzerinde kirler varsa temizler, onları yazmada kullanırdı. Kitap almak istiyor ama para yok. O kitabı gidiyor, bir vakfın kütüphanesinden, bir medresenin kütüphanesinden ariyeten alıyor, kitabı yazıyor, bulduğu kağıtlara yazıyor ve öylece kitabı öğrenmiş oluyordu. Kaç tane böyle kitap yazdığı vakidir Hocazade Mustafa Efendi'nin. Kabrini merak edenlerimiz olabilir, dinleyenlerimizin arasında. Belki de biraz sonra yolculukları bitecektir. Kabri Bursa'da Emir Sultan Hazretlerinin türbesinin ve caminin bulunduğu Emir Sultan Külliyesi'ne Bursa'yı arkamıza alarak girerken, yani Bursa tarafındaki yan kapıdan girerken hemen sağ tarafta adam boyu yükseklikte böyle toprakları yığılı bir küçük adacık var. Bu adacığın bir duvarı da Emir Sultan Külliyesi'nin avlu duvarına ve cami duvarına birleşecek şekle getirilmiş. İşte oradaki kabirlerden bir tanesi Hocazade Mustafa Efendi'nindir. Babası bu şekilde çalışmalarına hiçbir zamanda yardımcı olmadı. Bir gün zamanın meşhur evliyası Veli Şemseddin Efendi vardı ki bu Emir Sultan Hazretleri'nin talebesiydi. Malum Anadolu'da birçok şehirde evet annenin babanın bayramda el öpülür, ziyaret edilir ama din hocaları da anne baba hükmündedir gibi onlara da bayram ziyaretine gidilir. Bu hep vardır, halen de vardır. Babası da bütün çocuklarını topladı. Oğlu Hocazade Mustafa Efendi dahil olmak üzere topladı. Veli Şemseddin Efendi'ye, yani Emir Sultan Hazretleri'nin ileri gelen talebelerinden birisi olan o zata bayram ziyaretine gittiler. Hoca Yusuf istiyordu ki bu Veli Şemseddin Efendi oğlum babana itaat et falan desin. Biraz nasihat etsin istiyordu. Dünyalık için gitti oraya yani. Oğlunu tüccar yapmak için. Böyle bir fırsat düşerse onu söyleyecekti. Bu lafları hazırladı. Veli Şemseddin Efendi dedi ki Hoca Yusuf bu gençler kimdir bakalım bana tanıt. Bu işte oğlum Ahmet, bu oğlum Mehmet falan onları teker teker tanıttı. Peki bu yavru kimdir dedi. O da benim oğlum efendim Mustafa dedi. Bu da senin oğlun mu dedi. Evet. Peki niye ötekilerin üstleri çok güzel giyim kuşamları da bu çok böyle fakir fukara bir evlat olarak giyindirilmiş. Bu giyinme nedendir falan dedi. Hah dedi Hoca Yusuf kendi kendine. Şimdi fırsatını buldum. Bunu ben söylerim. Efendim dedi bu çocuk benim sözümü dinlemiyor. Ben anlatıyorum kendine, beni anlamıyor. Anlamayınca da ben de haşlarını kestim. Onun için de üst başta almadım buna. Bu böyle geziyor. Benim sözümü dinlemiyor. Olur mu dedi ya. Evlat baba sözünü dinler. Ne diyorsun sen bakalım? Ben dedi efendim tüccar ol diyorum. İlmini de gene yapacaksan yap ama ticaretle uğraş diyorum. Bu ise ilimde ilim diyor. Başka bir şey söylemiyor. Olur mu canım Hoca Yusuf diyor Veli Şemseddin Efendi Hazretleri. Evlatlar birbirinden ayırmak dinimize doğru değildir. Her ne olursa olsun evlatlarını ayırmayacaksın falan diyor. Yüz vermiyor babasına. Sonra veda edip çıkarlarken Mustafa biraz geri kalıyor ayakkabılarını giyecek. Veli Şemseddin Efendi geliyor kulağına eğiliyor diyor ki oğlum senin bu tuttuğun yol çok güzel bir yol. Sen bunda aynen devam et. Oradan da bu nasihatı alınca babası duymuyor bunu tabii. Artık hiç babasının bütün ricalarına rağmen bu işi bırakmıyor. Buna devam ediyor. Ve bu tasdiki de gördükten sonra Hoca Hocazade Mustafa Efendi çalışmalarına devam etti. Isparta, Agros medresesinde Ayasulu Selçuk kadısının oğlu Mehmet Efendi'den usul, meani, beyan ilimlerini okudu. Onun hizmetinde bulundu. Daha sonra Bursa Sultaniye medresesinde Hızır Çelebi'nin yanında yetişip akli ve nakli ilimleri öğrendi. Hocasının asistanı oldu. Hızır Çelebi'nin en sevdiği talebesi oldu. O da büyük alim. Kendisine bir sual sorulduğunda aklı selime müracaat ediniz diyerek onları Hocazade'ye havale ederdi Hızır Çelebi. Aklı selime müracaat ediyor. Hocazade Mustafa Efendi'nin adını Hızır Çelebi aklı selim koymuş. Aklı selim, aklı sakim vardır. Aklı selim yanılmayan akıldır. Aklı sakim de hiç isabet ettiremeyen, hep yanılan akıldır. Kitapların ifadesine göre böyle. Hızır Çelebi onu 2. Murad'a gönderip medresede ders verebileceğini bildirdiyse de Sultan seferle meşguldü. Bu meseleyle 2. Murat Han, Balkanlardaki meselelerde bazı sıkıntılar vardı. Yeteri kadar onunla alakadar olamadı. Onu önce Kestel Kadılığı'na, seferden dönünce de Bursa'da Esediye Medresesi'ne müderris etti 2. Murat Han. Bu medresede 6 sene ilim öğretti. Çok sayıda talebe yetiştirdi. Bursa'da Seyyid Şerif Cürcani'nin Şerh-i Mevakıf adlı eserini ezberledi. Zencani'nin metnini okudu, şerh etti. Fatih tahta çıkınca, Murat Han vefat edip de, bütün alimleri Fatih etrafına toplamaya başladı. İlme çok ilgi gösteriyordu. Hocazade de Bursa'dan İstanbul'a gitmek istedi ki Fatih Sultan Mehmet Han'a bir görüneyim de artık yani ilim adamlarına madem bu kadar iltifat ediyor bir görev verir inşallah bana dedi. Geçim derdi de var efendim. Yol parası yok. Kendi okuttuğu talebesinden bir zenginin oğlundan 800 akçe borç aldı. At aldı, elbise aldı. İşte giyecek şu bu bunlara para vererek bu 800 akçe ile beraber İstanbul yoluna çıktı. Talebesi dedi ki hocam ben de geleyim. Gel yani Fatih ile görüşecek ya. Talebe de kendine bir payı arıyor şimdi. Hocam görüşürken Fatih beni de tanır diye. Ama Fatih ile görüşmesi mümkün olamadı. Bir ara Vezir Mahmud Paşa bu Hocazade'yi daha önceden duymuştu. O seni padişaha takdim edeceğim diye haber gönderdi ve padişaha takdim etti. Padişah da böyle at üstüne giderken öyle bir ayaküstü bir takdim olmuştu. Padişahın huzurunda yapılan bazı ilmi münazaralara katıldı Hocazade. Molla Zeyrek, Molla Seyit Ali'ye verdiği cevaplarla dikkati üzerine çekti. Fatih onu kendisine hoca tayin etti. Padişah da kendine hoca tayin edebilirdi efendim. Ve Hocazade'den Fatih Sultan Mehmet Han, İzzettin Zencani'nin sarf ilimine dair Metnun Zencani adlı eserini okudu. Padişaha böyle fakir fukara, ana baba yanında olmayan birisinin bu kadar yakın olması maalesef bazı kimselerin hasedine sebep oldu. Fatih Edirne'ye gittiğinde Vezir Mahmud Paşa padişaha Hocazade'nin kazasker olmak istediğini söyledi. Halbuki böyle bir isteği yok. Allah Allah dedi Fatih Sultan Mehmet Han. Bizi sohbetinden mahrum mu etmek istiyor? Acaba bize hoca olmaktan memnun değil mi? Diye üzüldü kendisi de. Neyse yine de Hocazade iyi adamdır dedi. Onu tuttu. Edirne'ye kazasker yaptı. Edirne'deki yargının başı oldu. Tabii Hocazade bu vazifeyi kabul etmek istemedi ama Mahmud Paşa dedi ki sakın ha bu Edirne kazaskerliğini Mahmud Paşa işin örgüsünü yapmış efendim. Sakın ha reddetme diyerek hürmetsizlik etme padişaha dedi. Böylece kabul ettirdi. Ve Hocazade de padişahın yanından uzaklaşmış oldu. Hasetçilerin yaptıkları şeyleri görüyor musunuz efendim? Mahmud Paşa için değil bu. Mahmud Paşa yani evliya denirdi. Mutlaka birileri araya girdi. Hocazade'nin babası oğlunun Edirne'ye kazasgâr olduğunu işitince kardeşleriyle beraber kazasgâr büyük bir makam. Onu ziyarete geldiler. Ve Bursa'dan Edirne'ye doğru yola çıktılar. Ziyarete geldiklerinde. Babasının gelmekte olduğunu haber alan kazasgâr Hocazade babasını alimlerden ve Edirne eşrafından bir toplulukla yanına alarak birkaç konak önde karşıladı. Sarmaştılar, kucaklaştılar. Babası bu sefer oğlundan özür diledi. Oğlum, kusurlarımı affet. Ben sana karşı babalık vazifemi tam yapamadım gibi ondan helallık diledi. Olsun baba dedi, söz güzel ama olsun baba, siz öyle yapmasaydınız biz böyle olamazdık. Babasına güzel muamelede bulundu. Güzel bir ziyafet hazırladı babasına. Tabii Edirne'nin eşrafı, protokol hepsi orada kazaskerin yemeğinde. Babası baş köşede oğlunun yanında oturuyor. Kardeşlerine yer kalmadı. Kardeşlerine oturacak, yemek yiyecek yer kalmadı. Başka bir çadırda, ayakta kaldıra başka bir çadırda onlara kardeşlerinin bu hale geldiğini göremeden orada yemek yediler. Veli Şemseddin Efendi demişti ki kulağına, oğlum, o bayram ziyaretinde, oğlum sen bu yolda devam et, gün gelecek sen yükseleceksin, baban, kardeşlerin seni ziyarete gelecek diye kerameti de böylece tahakkuk etmiş oldu Veli Şemseddin Hazretleri'nin. Evet. Hizmetçilerle beraber kardeşler ayakta dikilip kaldılar böyle. Hizmetçiler gibi yani. İşte dünyaya meyledenlerle ahirete meyledenlerin farkı. Şerefül insan bil ilmi vel edep la bil mali vel haseb. Sözü burada tahakkuk etmişti. İnsanın şerefi ilmi ve edebiyle ölçülür. Hiçbir zaman malıyla ve nesebiyle kimin oğlu olduğuyla ölçülmez sözü çok önemli bir sözdür. Ve daha sonra kazaskerlikten ayrıldı. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Bursa Sultaniye medresesine, sonra da İstanbul'daki Fatih'te bulunan Sahne Seman Medresesi'ne müderris yapıldı. İstanbul'da Fatih kendisinden ve Alaaddin Tusi'den felsefecilerin tutarsızlıklarına dair bir kitap yazmalarını istedi. Hocazade de felsefecilerin aleyhinde olacak şekilde Tehafütül Felasife adlı kitabı yazdı. Alaaddin Ali Tusi aynı mahalledeki eserini 6 ay sonra tamamladı. Böylece Hocazade'nin eseri daha kıymetli bulundu. Fatih Sultan Mehmet Han 2 senede vermişti bu görevi. Padişah her 2 senede yüklü miktarda hediyeler verip Hocazade'ye de hilat giydirip bir binek hediye etti. Hocazade 1466'da Edirne, 1467'de Molla Hüsrev'in yerine İstanbul Kadılığı ve Müftülüğüne tayin oldu. İstanbul Kadısı ve Müftüsü yerden kağıt toplayarak kağıtları düzeltip derslerini ona yazan Hocazade Mustafa Efendi veya Mustafa Çelebi. İlmin ne kadar faydalı olduğunu, ilim aşkının ne kadar güzel getirileri olduğunu varın siz hesap edin. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız. İlimden medeniyete.